Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Efendim güzel bir grup toplantısında yine beraberiz. Bizleri televizyonları başında, radyolarının başında, sosyal medya hesaplarında izleyen bütün vatandaşlarıma, bütün kardeşlerime Cumhuriyet Halk Partisi grubundan hep beraber sevgimizi, saygımızı gönderiyoruz. Güzel bir Türkiye umuduyla. Rahmetli Ecevit'i andık. Aramızdan ayrılışının 15. yılı. O bize öğütlemişti. Ne ezen ne ezilen. insanca hakça bir düzen demişti. Bunun peşindeyiz. O halkın kara olanıydı. O milliyetçiliği Akdeniz'in sularına, Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazan bir kişiydi. O nedenle rahmetli Ecevit'i sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ceydem Aydın kadın hareketinin liderlerindendi. O da aramızdan ayrıldı. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diliyoruz. Değerli arkadaşlarım yarın 10 Kasım. Büyük bir liderim, büyük bir devlet adamını dünya çapında bir liderim, bütün dünyanın saygı duyduğu bir liderim, Birleşmiş Milletlerin Dünya tarihinde önemli bir lider olarak tanıdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü. O bize dedi ki, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Her Cumhuriyet Halk Partili, yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, her Cumhuriyet Halk Partili, kadını ile erkeğiyle, Kimsesiz hissedenlerin yanında olacağız. Bu ülkede, bu topraklarda herhangi bir vatandaşımız benim sahibim yoktur ben kimsesizim diyorsa onun yanında Cumhuriyet Halk Partileri olarak biz olacağız ve diyeceğiz ki senin senin bu ülkede hakkın hukukun var diyeceğiz ve destekçisi olacağız. Gazi Mustafa Kemal barıştan yanaydı. Savaş meydanlarından geldi. Ama yurtta barış ve dünyada barış dedi. Zorunlu olmadıkça savaşın bir cinayet olduğunu da ifade etti. Ülkenin bağımsızlığına büyük önem verdi. Zaten bütün hedefi oydu. Cumhuriyeti ve bağımsız Türkiye'yi inşa etmekti. Siyasi bağımsızlığını sağladı ama aynı zamanda ekonomik bağımsızlığını da sağlamak gerekiyordu. Yine kendisi savaş meydanlarında kazanılan zaferler Ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız dedim. O nedenle ekonomik bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu bu topraklarda ilk kez hatırlatan kişidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve bize düşen görev ikinci yüzyılda güzel cumhuriyeti, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bize miras bıraktığı güzel cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaktır. Bunu yapacağız. Hep birlikte cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Değerli arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım Türkiye'nin bütün illerine, ilçelerine gidiyorlar. Birer ikişer kişilik değil, kalabalık gruplar halinde gidiyorlar. Bütün ilçeleri, büyük köyleri ve sivil toplum örgütlerini meslek kuruluşlarını gezerek vatandaşın sorunlarını dinliyorlar. Sonra ben gidiyorum. Sonra tekrar arkadaşlarımız gidiyorlar. Yani bir hareketin arkasını bırakmıyoruz onun sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Vatandaş kendisini çok yalnız hissediyor. Derdini anlatacak kişiler arıyor. Çözüm bekliyor. Gittiğimiz her yerde çözümün adresinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu arkadaşlarımız anlatıyorlar. Bu nedenle giden, emek harcayan, çaba harcayan, gecesi gündüzü çalışmakla geçen bütün arkadaşlarıma, milletvekili arkadaşlarıma hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Erzincan'a 21 milletvekili 44 arkadaşımız gitti. Meslek kuruluşlarını gezdiler. Ticaret ve sanayi odasını, ticaret borsası, esnaf ve sanatkarlar odası, er, Erzincan barosu, köy ve mahalle muhtarlarını gezdiler. Vatandaşı dinlediler. Esnafı, çiftçiyi dinlediler. Lokantacıyı dinlediler. Ev kadınlarını dinlediler. Herkesin derdini bir şekliyle rapora bağladılar. Arkadaşlarımızın Türkiye genelinde düzenledikleri raporlar bir akademik çalışmaya değer türden raporlardır. Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunların akademik dünya tarafından da yeterince kavranması için bu raporların mutlaka değerlendirilmesi lazım. O nedenle buradan bütün akademik kadrolara da çağrıda bulunuyorum. Arzu ederlerse Cumhuriyet Halk Parti milletvekillerinin her bir il itibariyle düzenledikleri raporları kendilerine ulaştırabiliriz. İnşaat işçisi Erzincanlı şöyle söylüyor. Nasırlı ellerim şereftir ama karnımı doyuramıyorum. Karın doymuyor. Adam 4-5 tane aylık alıyor, daha artık bizim buramıza geldi. Bir sıvı yağ 60 liraydı. Bakkal şu anda 120 liraya satıyor diyor. Canı yanmış bunun. Bir çiftçi. Gübre yüzde 200 zamlandı. Çiftçi nasıl ekecek? Yem de yüzde 100 zamlandı. Nasıl hayvancılık yapacağız diyor. Bir başka çiftçi. Mazot ve gübre çiftçinin can damarı. Ancak gelen zamlarla birlikte çiftçinin Can damarı tıkandı diyor. Lokantacı. 1974 yılından bu yana lokantacılık yapıyorum. Her yıl ihtiyaç sahibi onlarca aileye kazancımın zekatını verdim. Ancak son iki senedir zekat vermek bir yana zekat alacak duruma geldim. Saray, saray bunu biliyorum mu acaba? Bir uncu. İki ay önce bir çuval unu 150 liraya alıyordum. Faturayı göstererek şimdi 235 lira diyor. Üzümlü'den şoförler ve esnaf odası başkanı, ziraat odası başkanı. Eskiden tarım ürünü satıp fabrika yaptık. Şimdi fabrikaları satıp dışarıdan tarım ürünü alıyoruz diyor. Türkiye'nin gerçeğini bundan daha iyi anlatan bir cümle aslında yok. Kemahtan kahvehaneci. Her şey sıkıntılı. Tüpü 120 liraydı, 170 lira oldu. Maaşlara 3-4 zam, yüzde 3-4 zam, zam verdiler. Neye yetecek, kime yetecek diyor. Her candan market sahibi veresiye defteri tutmak zorundayız. Şu an bu marketteki en kıymetli şey veresiye defteri. Eğer defteri tutmazsak insanlar açlıktan ölecek. Tahsilat da yapamıyoruz. Artık dayanma gücümüz kalmadı. Aldığımızı yerine koyamıyoruz." diyor. Buradan acı olan bir şey daha ifade edeyim. Arkadaşlarımın tespiti çok önemli. Tercan, Kuzuören köyü ve civarındaki altı köyde elektrik yok. Elektrik yok. 21. yüzyılın Türkiye'si. Sarayın haberi var mı? Zaten sarayın Türkiye'den haberi yok ki. Onun bütün derdi saray. Koltuk var mı? Var. Efuliler var mı? Var. Herkesin keyfi yerinde mi? Yerinde. 4-5 yerden maaş alan var mı? Evet herkes 4-5 yerden maaş alıyor. Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor belli değil. Gidiyor herhangi bir yere. Anadolu'ya. Vali derhal valiler. Genelge çıkarıyorlar. Bütün devlet memurları o toplantıya katılmak zorundadır. Bakıyorsunuz bütün devlet memurları mecburen gidiyor. Yoksa fişlenecek. Şu hale bakar mısınız? Türkiye'nin geldiği hale bakar mısınız? Şöyle söylüyor birisi. Fındıklı köyü mezarasındaki bir vatandaş. Biz burada yaşıyoruz ama sanki zindandayız. Akşam buralar zindan gibi karanlık oluyor. Burada bir yerleşim olduğundan sanki devletin haberi yok. Devletin haberi var ama devleti yöneten iktidarın haberi yok kardeşim. Devletin haberi var. Orada elektriğin yanmadığını biliyor devlet. Ama devletin oraya elektrik getirmesine saray engeliyordu. Bunu bileceksin sen. Saray devletin saygınlığını koruyacağız. 35 yıldır ilk defa bir siyasi görüyoruz. Buraya gelmişsiniz. Ne olur derdimizi gündeme getirin. Sadece biz değiliz. Bizim gibi 8 mezrada elektrik yok diyor vatandaşlarımız. Erzincan'a daha sonra ben de gideceğim. Kanat önderleriyle konuşacağım. Ciddi sorunlar var bölgede. Bütün bunları biliyoruz. Ama Erzincanlı bütün kardeşlerime söyleyeyim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Bütün sorunlarını çözme vaadinde bulunan ve samimi olan sorunların çözme, çözmesinde, sorunların çözülmesinde samimi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinleyeceksiniz. Neler söylediğimizi, çözümleri nasıl getirdiğimizi dinleyeceksiniz. Samimi olan dedim. Devlet yönetiminde siyasal iktidarın samimi olması lazım. Kuraklık var mıydı? Vardı. Tarımda ciddi kuraklık var mıydı? Vardı. Ziraat odası başkanları basbar bağırıyorlardı. Bu yıl bitkisel ürünlerde yüzde on iki. Buğdayda yüzde on üç. Arpa'da yüzde otuz, Kavlar'da yüzde otuz iki, Nohut'ta yüzde yirmi dört, Kırmızı Mercimek'te yüzde otuz, Şeker Pancarı'nda yüzde on beş üretim düşüklüğü oldu diyor. Bunun üzerine ne yaptılar? Bir kararname çıkardı, karar çıkardılar. 1 Eylül 2021 tarihli. Dediler ki, buğday, arpa, yulaf, mercimek, nohut neyse bunlar için dönümüne 30 lirayla 100 lira arasında bir para vereceğiz. Ne zaman söylediler? 1 Eylül 2021. Şimdi 9 Kasım 2021'deyiz. Para ödendi mi? Ödenmedi. Niye ödenmedi? Hangi gerekçeyle ödenmedi? Beşli çeteye gelince dünyanın parasını veriyorsun. Ama üreticiye gelince para yok diyorsun. Niye para yok? Sanıyorlar ki bunu millet unutacak. Kılıçdaroğlu hiç hatırlamayacak. Sonuna kadar takip edeceğiz. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Ayrıca süs bitilerinde KDV oranı da %18'e çıkıyor. Tekrar 8'de tutun. İktidar sahiplerine söylüyorum. 8'de tutun. Çiftçinin zaten nefes alacak hali kalmadı. Tuta tuta bunlardan mı yüzde on sekiz KDV alacaksın? Değerli arkadaşlarım, çiftçi kardeşlerime sesleneyim. Büyük sıkıntınız var biliyorum. Ama size sözüm var. Sorunlarınızı çözeceğiz. İnançla çözeceğiz. Kararlılıkla çözeceğiz. Bilgiyle, birikimle çözeceğiz. Vatan sevgisiyle çözeceğiz. Ne söyledik? Bunlar daha henüz söz verdikleri 100 lirayı dahi 30 lirayı dahi ödeyemezken biz dedik ki iktidar olduğumuzda bir hafta içinde ilk bir hafta içinde senin kardeşim ister bankalardan ister tarım kredi kooperatiflerinden aldığın kredilerin faizlerini sileceğiz dedik sileceğiz. <laughs> tarım Kanunu 21. maddesi. Her yıl milli gelirin yüzde biri oranında pay verilir. Ziraat odaları birliği başkanını çağıracağız. Gel kardeşim, bütçeyi yapıyoruz. Milli gelir şu yüzde bir şu ve ben bunu bütçeye koyuyorum. Şimdi sen git bütün ziraat odası başkanlarına evet bütçeye yüzde bir çiftçi için teşvik getiriliyor anlat diyeceğim. Yani kanunda yazanı uygulamamazlık gibi bir tabloyu ortaya koymayacağız çiftçinin ne traktörü ne hayvanlar haz Bunun da düzenlemesini yapacağız. Değerli arkadaşlarım, köylünün özellikle çiftçinin, özellikle toprak işleyen çiftçilerin toprak ara analizlerine ihtiyacı var. Hangi ürünü ekersem en çok verimi alabilirim diye. Hangi gübreyi atmalıyım diye. Bu konuda da hırsala bol miktarda yani her köye ya ziraat mühendisi ya ziraat teknisyeni hayvancılıkla uğraşılan her köye bir veteriner atacağız. Böylece çiftçi bilimsel olarak çalışmalarını sürdürecek, ürünü elde edecek. Bu arada şunu da ifade edeyim. Orman yangınlarından sonra şimdi fidan dikimi başladım. Özellikle Muğla yöresinde başlayacak. Fidan dikimini daha çok köylü kadınlar yapıyor. Bu kadınlar Fidan dikimini yapıyorlar. Vahidi fiyat diyorlar buna, bu uygulamaya. Ama kadını işveren gibi görüyorlar. Kadının sigorta primini sen götürüp yatıracaksın. Ben sana para veriyorum ama sen Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışanı değilsin diyorlar. Yani şike yapıyorlar. Bunu da kaldıracağız. Eğer fidan dikimi varsa, kırsalda, ormanda birisi çalışıyorsa, Orman Genel Müdürlüğü bunu çalıştırıyorsa sigorta primini de Orman Genel Müdürlüğü ödeyecek ve bu kadınların tamamı sigortalı olacak. Balıkçıların sorunlarıyla da ilgilendik. Ne söyledik? Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Balıkçılar var mı? Var. Bir arkadaşımızı görevlendirdik. Hopa'dan Samandağ'a kadar. 28 ilin 21'ini gezdim. Geriye kaldı 7 il, 7 ilden sonra raporlar gelecek ve biz balıkçılar, biz sahipsiziz diyorlar, onlar da sahipsiz değiller. Onlar da emek harcıyorlar, alın teri döküyorlar, çalışıyorlar, evlerine helal ekmek götürüyorlar, onların da sorunlarıyla ilgileneceğiz. Değerli arkadaşlarım, var olan iktidarın en büyük sorunluğu ne? Bu soru önemli bir sorun var olan iktidarın en temel sorunu ne? En temel sorunu halkın bu iktidara güven duymaması. Güvenmiyor. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun güvenmediğini? Öyle ya. Nereden biliyorsun? Çünkü Erdoğan'a bakarsan 83 milyon kendisini kucaklıyor. Yerli ve milli izliyordu. Bakın değerli arkadaşlarım şu anda bankalardaki mevduatın %56.9'u döviz, Türk lirası değil. Güvenseler, herkes Türk lirası mevduat açar. Güvenmiyorlar. Güveni kaybeden bir iktidarın Türkiye'yi sağlıklı yönetme şansı yoktur. O nedenle eğer bunlar gerçekten bir şey yapacaklarsa oturup önce bir vatandaşı dinlemeleri lazım. Sorunlarını dinlemeleri lazım. Peki sorunlarını dinleyebilirler mi? Buna tahammül edemezler vatandaşın acısını dinlemeye tahammül edemezler. Değerli arkadaşlarım, icra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu aştı. İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu aştı. Neredeyse iki kişiden birisinin icra dairesinde işi var. Dünya gazetesi Türkiye'nin saygın ekonomi gazetelerinden birisidir. Bugün Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu'nun başkanının bir açıklaması var. Şu anda aylık fiyat veren yok. Günlük hatta saatlik fiyatlar veriliyor. Şu Türkiye'nin geldiği hale bakın. Eskiden aylık alırdık. Şimdi aylık fiyat veren yok. Hangi ürünü alırsanız alın. Haftalık yok. Günlük hatta saatlik fiyat veriliyor diyor. Yine açıklama. Raflarda üretim maliyetlerindeki artışla birlikte sürekli artan ürün fiyatlarını düzenlemek ayrı bir çalışma gerektiriyor. Yani yeni bir meslek doğdu. Etiket değiştirme mesleği. Bunu ben söylemiyorum. Bakın devam ediyor. Geçen gün bir markete gittiğimde etiket değişimi yapan çalışanların haftanın 6 günü etiket değiştirmek en önemli işimiz oldu diyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye daha önce böyle bir tabloyla karşılaşmamıştı. Zam fırtınası demiştim. Zam fırtınası gelecek demiştim. Hala millet bu işin baharını yaşıyor demiştim. Asıl kışı görecek demiştim. Kara kış fonu kurun demiştim. Vatandaşa sahip çıkın demiştim. Arka arkaya zamlar yağmaya başladı. Arka arkaya Elektrik, doğalgaz, kömür, odun hepsine. Son 6 ayda gübre fiyatlarına 31 kez zam arkadaşlar. Son 6 ayda 31 kez arka arkaya zam yapıyorsunuz. Kobilerin kullandığı doğalgaza yapılan zam yüzde 115. Elektrik santrallerinde kullanılan doğalgaza yüzde 148. Kömüre yüzde 72. Oduna yüzde 33 zam geldi. Nasıl geçinecek bu insanlar? Bu zamı alanlar, bu zamı yapanlar bunu herhalde maliyetlerine yansıtacaklardır. Zorunda vatandaşa gidecek, mutfağına gidecek ve vatandaş bunu bir şekliyle ödeyecek. 10 milyon civarında asgari ücretli var. Çalışanların yarısından fazlası asgari ücretli. 10 milyondan fazla. Ve bu asgari ücretlerinin tamamı açlık sınırının altında maaş alıyor. Açlık sınırının. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir garip tabloyla karşı karşıya kaldık. Değerli arkadaşlarım. Bunlar asgari ücret eskiden 385 dolardı daha önce. 385 dolara asgari ücretin kur üzerinden değeriydi. Şimdi 385 dolardan 291 dolara düştü. 94 dolar asgari ücretinin kaybı var. Bunu bildiğimiz için dedi ki derhal asgari ücret tespit komisyonunu toplayın. Bu millet ezilecek, perişan olacak. Asgari ücret tespit komisyonu rakamı yükseltsin. İşte ise vatandaş bu kışı en azından huzur içinde geçirsin. Hani yeni yılda tespit edilen rakamın üzerine yeni bir asgari ücret tespit edersiniz. Bu yapılmadı değerli arkadaşlarım. Yapılmadı ama saray şöyle bakıyor. Onu da ifade edeyim. Onların bakış açısı eğer vatandaş ekmek bulamadıysa pasta yiyebilir. Tablo bu. Ekmek yoksa pasta yiyebilirsin. Diyeceksiniz ki bunu nereden buldun? Ta Fransız devriminden bu yana söylenen kraliçenin söylediği nereden çıktı bu diye. Bakın saray porsiyonları küçültün diyor. Kendi porsiyonları büyük ama vatandaş porsiyonları küçültün diyor. Sonra birisi daha Peygamber Efendimiz de mideyi boş bırakır. Bırakın der diyor. Sen karnını tıka basa dolduruyorsun ama. Her türlü şeyi yiyorsun rahatlıkla. Tabakların tıka basa doluyor. Tenceren tıka basa dolu. E vatandaş ne yapacak? Mideni boş bırak. Yandaş gazeteler alışveriş alışverişe tok karınla çıkın diyor. Öneriye bakın. Allah aşkına Küçük market arabaları kullanın diyor. Devam ediyor. Raftaki ürüne aman dokunmayın. Sahiplik duygusu gelir, sizi ürün almaya zorlar diyor. Dokunmayacaksınız. Kardeşim zaten dokunamaz ki. Ya onların tamamını alarm takılmış. Zincirlenmiş zaten. Dokunsa ne olacak? Ve devam ediyor en sonda bakan. Kış geliyor. Evi daha az ısıtın, faturaları düşürün, tasarruf edin diyor. Bu millet tasarruf yapacak, ama ampulü söndürerek tasarrufu yapacak. Evet, bu millet tasarrufu yapacak, siyasi tasarrufu yapacak, ampulü söndürerek bu işi bitirecek. Az kaldı, az kaldı, gelecek. Efendim İstanbul'daydım. İklim değişikliği eylem planına katıldım. Büyükşehir Belediye Başkanımız gayet güzel bir toplantı yapmıştı. Tabii İstanbul'u, İstanbul'u korumak istiyor. Beton ormanından çıkarmak istiyor. İstanbul'a yeşil alanlar kazandırmak istiyor. İstanbul'un iklimini korumak istiyor. İstanbul hepimizin göz bebeği ve İstanbul'a Kanal İstanbul'un yapılmasını istemiyor. Doğayı tahrip edecek diyor. Ben de söz aldım ve şu cümleleri kullandım. Sayın Başkan hiç meraklanma Kanal İstanbul projesini hiç kimse alamayacak dedim. Alan olursa alan olursa ağır bedeller ödeyecektir. Bir daha ifade edeyim. İster içeriden, ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan ihaleyi birisi alıyorsa, ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim dedim. Ama ihaleye dışarıdan da gelebilirler. Ülkemizi seviyoruz. İstanbul'un talan edilmesini istemiyoruz. Yabancıların da talana ortak olmasını istemiyoruz. Sadece bizim işe insanlarını değil, büyük elçiliklere de yazı yazdım. Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket girer, bir kişi girer, bir müteahhit girer, İstanbul'u talan eder, yağmalarsa o da ağır bedeller ödeyecektir dedim. Efendim diyorlar ki bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun? Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Ya ülkenin menfaatini korumak, ülkenin çıkarlarını korumak, göz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu? Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Zaten bunların yani bu Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu ne? En temel sorunu şu. Birisi diyor ki ben milliyetçiyim. Öbürü diyor ki ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım. Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin. Bu ülkenin çıkarlarını, İstanbul'un talan edilmesini, İstanbul'a ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz yerli ve yabancı yine herkese bu kürsüden söylüyorum Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın değerli arkadaşlarım geçen pazar akşamı bir video paylaştık İç 6 ayda kadınlar için ne yapacağız daha önce gençler için açıklamıştım Şimdi kadınlar için ne yapacağız? Kadınlara bir hak falan vermiyoruz. Kadınların hakkını kadınlara teslim edeceğiz. Bu çok önemli. Bir hak değil, kadınların hakkını kadınlara teslim edeceğiz. Söyledim bir. Kesinlikle ilk bir hafta içinde İstanbul sözleşmesini imzalayacağız ve resmi gazetede yayınlanacak. Hiç en ufak kimse endişe duymasın. Kadınlar. Kadınlar bu kardeşiniz. Bu kardeşiniz sizin haklarınızı sonuna kadar savunacak. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Öyle efendim şiddet uyguladık tutuklandık, hapse atıldık, hakimin karşısına çıktım, kravat taktım, güzel elbise giydim, biraz işte acıdım, hakime biraz yağ çektim, efendim benim cezamı düşürür. Buna da izin vermeyeceğim. Kesinlikle cezalarda en ufak bir indirim olmayacak. En ufak bir indirim. Ayrıca bu konuda özel yetkili mahkemeler kurulacak. Yargıtay'da da 6 ay içinde özel bir daire kurulacak. Eğer Ev içi şiddet olursa, olay karakola intikal ederse, karakolda özel birimler olacak polisler, eğitilmiş birimler olacak. O birimlerde en az bir kadın polis olacak. Dolayısıyla kadının hakkını da en az bir polis savunacak orada. Değerli arkadaşlarım, hem kadına hem aileye sosyal güvence sağlayacağız. Hem kadına hem aileye sosyal güvence sağlayacağız. Aile destekleri sigortası. 1971 yılından beri uygulanmıyor. 71 yılından beri. Yoksulluğu yönetiyorlar. Biz yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bu coğrafyada silmek istiyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Ve kadının da, çocuğun da, ailesinin de yüzde yüz sosyal güvenliğini sağlayacağız. Bundan da herkesin emin olmasını isterim. Parayı, yani ödemeyi, hak ettiği ödemeyi kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın işçi gibi, memur gibi, emekli gibi onun yoksulluğunu kimse bilmeden gidecek, bankadan parasını çekecek, kendi geçimini varsa ailesinin geçimini sağlayacak. Dolayısıyla sağ elin verdiğini sol elin görmediği bir düzeni inşa edeceğiz. Bunu da özellikle her vatandaşımın bilmesini isterim. Üniversitelerimizde çok sayıda kadın öğrenci var Okuyorlar Hemen hemen her alanda Büyük başarılara imza atıyorlar Bakıyorsun devlet kademelerinde Üst yönetime bakıyorsun Usulen ayıp olmasın diye Birkaç kadın yönetici var Bunu da söylüyorum İlk 6 ay içinde Üst yönetimde en az %35 kadın kotası olacak Kadınlar yönetemez mi ya Vali olamaz mı kadın? Kaymakam olamaz mı? Savcı olamaz mı? Emniyet müdürü olamaz mı? Üst yönetimin yüzde otuz beş cinsiyet kotası olacak. Kadın kotası olacak. Boşanan kadınlar evlilik sürmeyebilir. Eşler anlaşamayabilirler ve boşanabilirler. Boşanan kadının dramı vardır. Hele çalışmıyorsa çok büyük acıları vardır. Baba evine gittiği zaman kabul görmeyebilir. Anadolu'da Pek çok böyle acı karşılaşıyoruz. Aile destekleri sigortası içinde yeni başlangıçlar fonu kuracağız. Yeni başlangıç. Ayrıldıktan sonra ona ev tutulacak, aylık bağlanacak. Çoluk çocuğunun bütün harcamaları yeni başlangıçlar fonundan yani aile destekleri sigortasından karşılanacak. Dolayısıyla boşanan bir kadın ya ne olacağım? Nereye gideceğim? Kim bana bakacak? Kim bana iş verecek? arayışı içine iş girmeyecek. Sosyal devlet o kadının bir numaralı güvencesi olacak. Bunu sağlayacağız. <laughs> Nafaka gerginliği var. Nafaka gerginliği. Nafaka aldım almadım. Diyelim adam asgari ücretli. Nafakanın tamamını alsan ne olacak? Çocuklar var okula gidiyor. Ev kirası ödenecek. Nasıl geçinecek bu? Nafaka gerginliğini de bitireceğiz. Kadının kendi evinde özgürce huzur içinde yaşaması, gelirini giderini hesaplaması, çocuklarına bakması, okula göndermesi bütün bunların tamamını yeni başlangıçlar fonundan ilk 6 ay içinde gerçekleştireceğiz. Herkesin bilmesini isterim. <laughs> doğum izni. Kadın doğal olarak doğum yapıyor. Doğumdan sonra bir süre işe gitmiyor veya çocuğa biraz daha bakmak istiyor ve işine gitmiyor. Daha sonra çalışmak istiyor fakat zamanında gelmediğin görevine son verdik vesaire bir sürü olayla karşılaşıyor. Bunu da düzelteceğiz. Kadın lehine pozitif değişim, pozitif ayrımcılık yapacağız. Tekrar işe dönmek istiyorsa daha geniş bir zaman diliminde kadının işe dönmesini sağlayacağız. Özel sektörde ise, özel sektör eğer bunu çalıştırırsa onlara ayrıca vergi teşviği getireceğiz. Böylece özel sektörde doğum izini ayrılmış ama bir süre gelmemiş olan kadının tekrar işe, işe dönmesini imkan sağlayacak. Kadının sağlığı tümüyle devlet güvencesinde olacak. Sağlığı. Özellikle sağlık, bakım ve hijyen açısından kadınların pek çok sorunu var. Ve çoğu zaman yetersizlik, mali yetersizlik nedeniyle bunu sağlayamıyorlar. Bunların tamamı sosyal devlet tarafından karşılanacak. Özellikle rahim kanserini önleyen aşılar bunların tamamı ücretsiz yapılacak. Ve böylece kadın bu devlette yani sosyal devlette yani Halk Partisi'nin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir devlette el üstünde tutulacak bütün aktarı kendisine teslim edilecek. Bunu bütün kadınların unutmamasını isterim. Efendim biraz da gülelim. Şahsım yine oturmuş üniversite öğrencilerini toplamış. Malum onlara konferanslar veriyor. Bir şeyler anlatıyor. Yap işlet devlet olayını anlatıyor diyor ki ben ekonomistim diyor. Siz ne kadar kaynak oluşturursanız devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz. Yaptığımız bu ama Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz. Vallahi ben benim kafam bu işlere basmaz. Böyle. ya. Benim kafam kul hakkı yemeye basmaz. Benim kafam adaletsizliğe basmaz. Ne olur adaletsizliği savunurum. Hakkı hukuku adaleti savunurum. Vatandaşın ödediği verginin hesabını vermek benim için onurdur. Devleti yönetenler için de onur olmasını isterim. Peki sen ekonomistsin, ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomistse ne denir? Çakma ekonomist. Çakma ekonomist. Şunu da şunu da ifade edeyim. Vallahi ekonominin esini dahi bilmiyor. Yani bırakın ekonominin esini dahi bilmiyor. Herhangi bir yerde ilkokul mezunu bir bakkalı getirin. E bir bakkal. Bakkalın nasıl basiretli davrandığını bilir. Verin devlet yönetimini vallahi bunlardan daha iyi yönetir. Bakın bir bakkal ilkokul mezunu bir bakkal bunlardan daha iyi yönetir. Ya en azından fiyatı bilir, geliri gideri bilir yani. Bilançoyu bilir. En azından defteri bilir, muhasebeyi bilir efendim yap işlet devlet dolayısıyla devletin kasasından bir kuruş çıkmıyormuş öyle değil mi evet bir kuruş çıkmıyormuş madem bir kuruş çıkmıyorsa kardeşim sevgili şahsım bu bütçedeki milyarlar ne ya imza attığın bütçeden haberin yok bu daha vahim bir olay dünyanın parasını veriyoruz üstelik Türk lirası değil avro olarak veriyoruz doları olarak veriyoruz ama ben bütün kadınların ve gençlerin huzurunda Erdoğan'a bir çağrı yapmak istiyorum. Madem bir kuruş ödemiyoruz, madem sen ekonomistsin, madem bu işin kompetanısın, gel kardeşim, ah haber var, senin yayın organı zaten. Ne desen onu alıyor, pulluyor. Gel çık karşıma, oturalım. Vallahi bir şey sormayacağım. Sadece şehir hastanelerini soracağım. Sadece bunu söyleyeceğim. Şunu da istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Cesarete edemeyebilir. Vallahi soruları önceden vereceğim. Cevapları promptura yaz istersen. Onu da orada oku. Ama benim soracağım bütün sorular sorulara samimi, düzgün, net cevaplar isteyeceğim. Çıkar mı? Çıkmaz efendim çıkmaz. Yiğidin karşısına çıkacak adamın namuslu ve temiz olması lazım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Birleşimi kapatıyorum.